Menisküs tipleri sınıflandırılırken en önemlisi yerleşim yerlerine göre sınıflandırılmasıdır. Menisküsün eklem kapsiline komşu olan %10-15'lik bölgesi kırmızı bölge olarak adlandırılır. Bu bölgedeki yırtıklar iyileşme potansiyeli olan yırtıklardır. Bu bölgedeki küçük yırtıklar kısa süreli takip ve aktivite azaltılmasıyla iyileşme gösterebilirken belli bir boyutun üzerindeki yırtıklarda dikilme yöntemi uygulanmakta ve artroskopik olarak dikilen yırtıkların iyileştiği görülmektedir. Diz ekleminin kapsülden uzak kısmında olan bölgesine ise periferik yırtıkların oluştuğu bölge denmektedir. Bu bölgede beslenme olmamaktadır. Bu bölgenin yırtıkları flap tarzında veyahut da vertikal ya da radyal, yani oluş şekline göre ve kendini gösteriş şekline göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar da genellikle artroskopik cerrahiyle yırtık olan kısım çıkarılabilmektedir. Yine menisküs yırtıklarının tipleri sınıflandırılırken yırtıkların dejeneratif olup olmadığı önemlidir. Dejeneratif, yıpranmış menisküste olan yırtıklara denilmektedir. Bu yırtıklarda dikilme yöntemi uygulanmamaktadır.